Amerika'da biliyorsunuz dün itibariyle oy verme işlemleri tamamlandı. Bugün de sayımlar yapılıyor. Pek çok eyalette sonuçlar ortaya çıktı. Ancak arkadaşlar Trump mı kazandı, Biden mı kazandı diyemiyoruz hala. Geçtiğimiz günlerde ısrarlı bir şekilde söylüyordum sizlere. Biden'ın anketlerde 10 puan önde olduğunu çok fazla kale almayın. Çünkü son an itibariyle her şey değişebilir diyorduk. Nitekim arkadaşlar şu anda Amerika'daki tabloya baktığımızda bazı eyalette, kritik eyaletlerde Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. O kadar milimetrik olarak önde ki orada her an Biden tekrar öne geçebilir ve oradaki delegeleri kazanabilir. Dolayısıyla arkadaşlar tamamen belirsiz birkaç saat daha yaşayacağız. Belki birkaç gün daha yaşayacağız ve onun sonrasında da itirazlar gelmeye başlayacak. Nitekim Trump hemen açıkladı. Biz kazandık ama tersine bir durum olursa süreci Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğim dedi. Bu da yine belirsizlik ortamının bir süre daha devam edeceğini gösterebilir. Görüyorum ki piyasada bir geyik var. Trump kazanırsa dolar yerle bir olur, yedileri görür, altıları görür falan diyenler var. Altının yine tepe taklak olacağını, onsun düşeceğini falan söyleyenler var. Böyle olacak mı, olmayacak mı? Hadi gelin bu videoda biraz bunu konuşalım. Hem rakamları değerlendirmiş olacağız hem de dünya siyasetinde herkesin gözünü diktiği Amerikan seçimlerindeki sonuçların piyasaları nasıl etkileyeceğini de biraz değerlendirmiş olacağız. Önce Trump'la başlayalım. Trump kazanırsa gerçekten dolar tepe taklak olur mu? Olmaz. Hiç boş yere beklemeyin. Trump da kazansa, Biden da kazansa dünyada dolar değer kazanmaya devam edecek. Dolar endeksinin yükseldiğini göreceğiz. Trump kazanırsa %2, %3'lük bir yükseliş olur. Biden kazanırsa %4'lük, %5'lik, belki %6'lık bir yükseliş olur. Kim kazanırsa kazansın dolar endeksi yükselmeye devam eder arkadaşlar. Bunun tersi bir durumu düşünmek saflıktan öte bir şey değil. Zaten konuyla ilgili araştırmalar var. 1980'den bu yana yapılan tüm seçimlerin sonrasında demokratlar da kazansa, cumhuriyetçiler de kazansa dolar mutlaka yükselmiş, değer kazanmış. Bunun çok basit bir izahı da var. Onu da söyleyeyim sizlere. Seçim belirsizliği bittiği an itibarıyla hükümet, başkan, her kimse göreve geliyor, işini yapmaya başlıyor. O belirsizlik ortadan kalkmış oluyor. O belirsizlik ortadan kalktığı için de o ülkenin para birimi değer kazanıyor. Bu kadar basit. Ha bizim gibi ülkelerde tam tersi durumlar olabilir. Çünkü bizim gibi ülkelerde sadece seçim belirsizlikleri olmuyor. Aynı zamanda 50 tane farklı belirsizlikler de yaşanıyor. Dolayısıyla bizim paramız değer kaybedebiliyor. Ama Amerika'da genel itibariyle tablo bu. En azından 1980 yılından bu yana. Hadi gelin bir de sizlerle siyasi bir istatistik paylaşayım. 1964 yılından bu yana Florida eyaletini kazananlar genel itibariyle Beyaz Sarayı da kazanmışlar ve Florida eyaletini kim kazandı? Trump kazandı arkadaşlar. Trump bu seçimleri kazanabilir mi? İpi göğüsleyebilir mi sorusunun bir cevabı da bu olabilir. Ha bu Biden hiç şansı olmadığı anlamına gelmiyor. Öbür taraftan Senato tarafında Cumhuriyetçilerin önde olduğunu görüyoruz. Temsilciler Meclisi tarafında da Demokratların önde olduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz dönemki tablo devam edecek gibi görünüyor. Temsilciler Meclisi'nin kontrolü Demokratlarda olacak genel itibarıyla, Senato'nun kontrolü de Cumhuriyetçilerde olacak genel itibarıyla. Bütün bunlar tabii ki şimdilik konuştuğumuz mevzular arkadaşlar. Bir saat sonra ya da bir gün sonra bütün tablo değişebilir çünkü seçimde herkes birbirine çok yakın ilerliyor. Biden'la Trump arasında böyle milimetrik farklar var eyaletlerde. Onun için her an her şey değişebilir arkadaşlar. Buna bağlı olarak da piyasalardaki dalgalanmalar devam edecektir. Dalgalanmaları da izleyeceğiz hep birlikte. Dolar 8.45.94 seviyesinde şu an itibariyle, şu dakika itibariyle Trump'ın pek çok eyalette önde olduğunun görülmesiyle birlikte 8.50'nin üzerine çıktı. Hani dolar tepe taklak oluyordu arkadaşlar? Aksine yine değer kazandı. Çünkü en azından belirsizlik ortamı ortadan kalkacak diye düşünüldü. Trump'ın bir yığın davranışını tartışabiliriz. Uluslararası arenada bilinmez bir yönü olduğu ortada. Çılgınca davranışlar sergilediği ortada. Renkli bir kişiliğinin olduğu ortada. Ama sonuç itibariyle öyle ya da böyle eğer ki seçilirse artık başkanlık seçimleriyle ilgili
ilgili bilinmezlik ortadan kalkmış olacak. Süreç devam edecek. Diğer taraftan Trump döneminde de az buz teşvik açıklanmadı arkadaşlar. 5 trilyon doların üzerinde teşvik paketleri açıklandı. Ve bu pandemi süreci devam ettiğinden dolayı Trump da başkan seçilse bu teşvikleri gündeme getirmeye devam edecek. Yani Trump geldi. Asla ve katta yeni bir teşvik paketi olmayacak. Onun için dolar değer kaybedecek. Amerika dağılacak, parçalanacak falan gibi söylemler tamamen komplo teorisidir. Amerika gücünü korumaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde de bu gücünü konuşturmaya devam edecek. Bu güçlerden birisi de dolar olduğu için güven limanı olarak pek çok insan bu güvenli limana, yani dolara yatırmaya devam edecek parasını. Ben Trump da kazansa, Biden da kazansa piyasalarda bu manada bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Altının yükselişi de çok hızlanacak, doların yükselişi de çok hızlanacak, göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bir takım dalgalanmalar olacak. Evet, bir takım aşağı yukarı hareketler olacak ki altın 1880 dolarların altını zorladı. Ons değerinden bahsediyorum şu anda. 1899 seviyesinde tekrar 1900'ün üzerine atıyor kendisini. Brent petrole bakıyorsunuz, 40 dolar seviyelerinde çakıldı kaldı. Ne olacağı belli olmayan bir süreç olduğunu gördüğü için çok da fazla hareketli olmamayı tercih ediyor. Borsa mesela 116.000'in üzerine çıktı Türkiye'de. Dünya borsalarında da böyle şaşkın hareketler oldu. Yukarıya gitti, aşağıya gitti vesaire. Ama sonuç itibarıyla bu dalgalanmaların olacağını zaten konuşuyorduk. Keza Euro bir kez daha 9.89 seviyelerinde görünen o ki 10 seviyelerini zorlayacak bundan sonraki günlerde, hatta belki bundan sonraki saatlerde. Euro dolar paritesi bir ara 1.16'nın sınırına geldi. Ardından tekrar 1.17'yi yukarıya doğru zorladı ve kırdı. Sonra tekrar 1.17'nin altına geldi. Herkes bir şekilde durumu öngörmeye çalışıyor arkadaşlar. Acaba bir belirsizlik ortamı olur mu kaygısı yaşıyorlar aslında. Bu dalgalanmaların sebebi Trump seçilirse ne olur, Biden seçilirse ne olurdan öte, her ikisi de seçilmezse ve Amerika'da önümüzdeki süreçte bir bilinmezlik dönemi yaşanırsa ne olacak kaygısı. Esas mesele bu. Buradaki tek risk belirsizlik riski. Ha, belirsizlik riski gündeme gelirse o zaman da altın fiyatları o belirsizlik riskinin artması nedeniyle yükselecek. Anlayacağınız, altının düşeceği falan yok. Türkiye'de doların yükselmesinin sebebi de Biden-Trump seçimleriyle sınırlı değil. Keşke öyle olsaydı. Ama böyle bir tablo yok ki arkadaşlar. Türkiye'deki esas mevzunun makroekonomik sorunlar olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz artık. Bütün uluslararası sıkıntıların da bu ekonomik sıkıntıların üzerinin örtülmesi için geliştirilmeye çalıştığını da görüyoruz. Bir rahip krizi aranıyor arkadaşlar ve bu rahip krizini emin olun Biden ne kadar sağlayacaksa Trump da o kadar sağlayacaktır. Yarın öbür gün Trump geldiği zaman katsa yaptırımların gündeme gelmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Ya da Türkiye ile ilgili çok hard, çok sert açıklamaların yapılmayacağını mı düşünüyorsunuz? Trump'ın çıkıp kafasına göre bir tweet atmayacağını mı düşünüyorsunuz? Tüm bunlar yüzünden tekrar piyasaların çok ciddi dalgalanmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bakın, bugün Berat Albayrak'ın açıklaması her şeyi özetleyen bir açıklama aslında. Diyor ki dövize müdahale yapılmayacak. Olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale olmayacak. Döviz tek gösterge değil. Berat Albayrak'ın açıklaması şunu gösteriyor. Biz bugüne kadar dövize o kadar çok baskı yaptık, bir işe yaramadı. Bizim yaptığımız bu baskılar elimizdeki 120 milyar doların kayıp gitmesine sebep oldu. Uluslararası arenada bir yığın hata yaptık. Güvenilirliğimiz tamamen dip oldu. O nedenle bu dövizle uğraşmak bize göre değil arkadaşım. Ha, öbür taraftan bir cari açık sorunumuz var. 45 milyar dolara doğru gidiyor. Yakın zaman içerisinde ödememiz gereken borçlar 170 milyar dolara dayanmış durumda. Vergi toplayamıyoruz. Reel sektörü canlandıramıyoruz. Faizleri indirsek bile konut satışları istediğimiz gibi olmuyor. O zaman ne yapacağız kardeşim? Bari kuru serbest bırakalım. Hem uluslararası arenada ihracat odaklı belki rekabetçi bir ortam yaratalım kendimizi. Hem Türkiye'de kendi iç piyasamızda yabancılara olan bağımlılığımızı azaltalım. Hem de belki insanlar 14-15-16 lira seviyesinden dolarlarını bozdururlar. Şok bir durum olmadıkça, olağanüstü bir durum olmadıkça faiz arttırmayacağız diyor ya. O durum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Devalüasyonist etki. Devalüasyonist etki olduğunda faizleri arttıracaklar diye sizlere ısrarla söylüyordum. Nitekim Berat Albayrak da bunun altını çiziyor. Olsun bakalım bir dolar 14-15 lira, o zaman bunu olağanüstü durum kabul edeceğiz. Aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi faizleri %20'lerin üzerine çekeceğiz. Bu sayede yabancı
yabancı sermayeyi de Türkiye'ye getireceğiz. Sıcak paradan bahsediyorum. Aynı zamanda Türkiye'de dolar sahibinin parasını bozdurmasına da ikna ortamı yaratmış olacağız diyor aslında. Ve bunun sonrasında da kuru 12 seviyesinde, 11 seviyesinde dengeleyeceğiz. Bir senede öyle götüreceğiz. Sonrası Allah kerim demeye getiriyor bence Berat Albayrak. Bu dönemlerde, bu kadar dalgalı olan dönemlerde, bu kadar belirsiz ve flu olan dönemlerde yapılacak en doğru şey mevcut pozisyonunuzu korumaktır arkadaşlar. Mevcut durumunuzu koruyun, paranızı koruyun, gerisi önemli değil. Anlık dalgalanmalara, günlük dalgalanmalara kanmayın arkadaşlar. Dolar 8.55 olur, ardından 8.40 olur, 8.45 olur, sonra tekrar 8.54 olur. Bu dalgalanmadır. Özellikle bu tür seçim bilinmezliklerinin olduğu dönemlerde, makroekonomik dengesizliklerin olduğu dönemlerde mümkün olduğunca oradan oraya zıplamayın ve kesinlikle ama kesinlikle söylüyorum, kaldıraçlı işlemler yapmayın. Bakın bedelini çok ağır ödersiniz. Dolar 8.46 seviyesinde, bugün 8.50'nin üzerine çıktı. Tekrar 8.50'nin altına indi. Dün bir ara 8.40'ın altını gördü. 8.39 seviyesi. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Nasıl dalgalanmaları olduğunun en net örneklerinden birisi bu. İlerleyen günlerde bu dalga boyu çok daha fazla artabilir. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro 9.90 seviyesinde. Dün söylemiştim 10 lirayı her an görebilir demiştim ki 10 lirayı da gördük arkadaşlar. Sonra geriye geldik. Orada da 9.70'lere kadar geriledi Euro. Ardından kendisini tekrar 9.90 seviyesinin üzerine attı. Görünen o ki 10 liraları çok yakın zaman içerisinde konuşmaya başlayacağız. Bakın Euro dolar paritesi videoya başladığımızda 1.16 seviyesindeydi. Tekrar 1.17'nin üzerine çıktı. Yani kafalar çok karışık, karmaşık. Paritenin yükselmesi bu belirsiz ortamının kısa süreceğini gösteriyor bize. Biden da kazansa, Trump da kazansa çok yüksek teşviklerin kapıda olduğunun çok net göstergelerinden birisi arkadaşlar. Faiz 16'ya dayandı. 16 seviyesinin üzerine kendisini atacak diyordum. Nitekim 16'nın bir tık altında bugün yarın 16'nın üzerine göreceğiz. Altının onsu tekrar 1900 seviyesinde. Bakın 1870'lere kadar düştü. Tekrar 1900'ün üzerine toparlandı. Orada da biliniyor ki kim seçilirse seçilsin fark etmez. Arka arkaya teşvikler gelecek ve bu altının hızlı yükselişini tetikleyecek. Brent petrole bakıyorsunuz. 40 dolar seviyesinde Brent petrolü bu seçimlerden çok pandemi etkiliyor ve ilgilendiriyor. Şimdi gümüşün sterlini merak edenler olabilir. Gümüş yükselmeye devam edecek. Hiç merak etmeyin. Bu dalgalanmalara kanmayın. Pozisyonunuzu bozmayın. Sterlin 11 lirayı zorluyor ve 11'i kırıp yukarıya doğru gidecek. Şu anda 10.98 seviyelerinde. CDS'imizde 553 seviyesine kadar yükseldi durumda. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.